Canlarım selam 90 gün daha matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 81. gününe yine böyle çok güzel bir video ile karşınızdayım 81. günde integrale devam ediyorum integralin ikinci videosundayım İntegrali anlamaya anlamlandırmaya ve böyle kafamıza girdiği kadar kalbimize de işlemesine Çalışacağız bugün inşallah. 90 günde ayet matematik kamp. Kardeşim sen niye gelmiyorsun buraya? Bak ben seni şimdi abilerine ablalarına göstereceğim. 90 gün ayıta matematik kampı video ders kitabımız arkadaşlar. AKA Kırmızı Şeytan. Şimdi bugün 81. gün. İntegral 2. video. Sayfa 294'ün yarısından başlayacağız. Yarısını bir önceki gün yani integralin ilk videosunda işlemiştik. Bugün bu arada yine tek bir video diyorsunuz. Kitabınızın içerisinde kamp programı mevcut biliyorsunuz. Sayfa 294 295 ve 296'yı beraber işleyeceğiz. Bugün arkadaşlar soru bankasındansa 2 test ödeviniz var. İntegral 2 yani integralin ikinci ders videosu için kampımızın 81. gün için soru bankasından ait matematik soru bankamızdan integral kısmından test 3 integral test 3 ve integral test 4 ödeviniz arkadaşlar. Bu dersi dinledikten sonra ödevinizi yapabilirsiniz. Yapın. Ödevleriniz benim için çok önemli. Ödevler benim için Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgidir ödevler benim için. Ödevler yapılacak baba. Çünkü ödevler yapılmazsa bu işler oturmaz. Anlarsın. Oo baba. Çok iyi anladım dersin ama iki gün sonra sana sorarım. Böyle Hayrabolu mandası gibi kalırsın ama ödevlerini böyle zamanında güzel güzel anlaya anlaya yapamadığın soruların çözümlerini izleye izleye ha tamam okey benim aklıma yattı gönlüme yattı kalbime yattı diyecek kadar bu işin üstesinden üstünde durursan üstesinden de gelmiş olursun. Onu da şöyle dipnot olarak sana söyleyeyim tamam mı yavrum? 90 günde ayete matematik kampı 80 81. gün integral 2. video Başlıyor. İntegral, integral, integral ee, ikinci ders. Şimdi bu derste arkadaşlar, hani bir önceki derste demiştik ya türev integralin, integralde türevin aslında işlem olarak tersi. Hani tanım olarak matematiksel tanım olarak öyle değil. Ama yaptığımız işlemde integral ve türev alırken, özellikle belirsiz integral alırken ve türev alırken. Birbirlerinin tersi işlemleri yapıyoruz. Türev alırken üstü başa geçirip bir azaltıyoruz. İntegral alırken üstü bir arttırıp başa geçiriyoruz. Ama türevde çarpım olarak geçiriyoruz. integralde bölüm olarak geçiriyoruz gibi ters işlem yapıyoruz. Peki benim size sorum şu kardeşim. Bir integralin yani bir fonksiyonun integralinin bak fonksiyonumuz fx dx görüyor musun? Adana yılanı gibi duruyor fonksiyon. Bir bu fonksiyonumuzun integralinin türevini alırsak ne olur? Düşünelim. Tamam. fx fonksiyonunu integrali kolay alınan bir şey seçelim. 2x seçelim. Tamam. Peki öncelikle şu içeriye yapalım. Nedir o içeri? Integral 2x dx. fx dx diyor ya. 2x'in integrali nedir arkadaşlar? 2 çarpı Üstü bir tane arttırıyorum. X kare arttırdığıma bölüyorum. Artı integral sabitimiz C. Bunlar da birbirini götürüyor. Ne geldi arkadaşlar? X, 2X'in integrali. X kare artı C. Yani D şuraya yazayım. D dx yani D dx x kare artı C. Yani yani x kare artı C fonksiyonunun x değişkenine göre türevi. Alt al türevini bakalım. 2 başa geçti üst bir azaldı 2x c sabit olduğu için türevi 0 ne geldi? 2x. Başta eğri 2x. Ha, demek ki integralin türevini alırsanız türevle integral birbirini amorte ediyor. Birbirini götürüyor ve geriye sadece f fonksiyonunun kendisi kalıyor. Tamam Bak ispatını yaptım. 2x'in önce integralini aldım. x kare artı c geldi. Sonra türevini aldım 2x geldi. E başta da 2x'ti baba zaten. Demek ki türevle integral birbirini direkt götürüyor. 2x yazabiliyorsun sen oraya. Tamam mı? Bu. Belirsiz integralin türevi alınırsa fonksiyonun kendisi bulunur. Fonksiyonun kendisi bulunur arkadaşlar. Tamam? Parantez içerisinde türev integrali götürür. Türev integrali ne yapar? Götürür. Tamam. Güzel. Peki. inelim aşağı bakalım. İn aşağı. İnle aşağı. 18. E, f fonksiyonunu şöyle vermiş. x kare artı x'in integralinin türevi. Türevle integral birbirini götürür. O zaman ne kalır geriye? fx fonksiyonunda x kare artı x kalır x kare artı x. Hocam dx'i niye yazmıyorsunuz? Çünkü artık integral almayacağım için dx yazmama gerek yok. Ama tabii ki bunun yanında bir tane dx yazmasının hiçbir zararı yok. Hatta doğrusu budur. Bir fonksiyonun türevi yanında dx varsa onu yazmanız gerekir. Çünkü bu ben f'in bir türevini aldım ve bu geldi demektir bu. Ama e, görüyorum burada bir f1'i bir de f türevi biri soruyor. Yani integral almayacağım için diferansiyel sabitine gerek yok. fx eşittir x kare artı x. Bir de türevini alalım güzelce. Oh güzelce türevini alalım şöyle. 2x artı 1. Güzel. Şimdi f 1i soruyor. x yerine 1 yazarsam 1'in karesi artı 1'den 2. Bir de f türevi soruyor. x yerine 1 yazarsam da 3. Bunların toplamı da 2 artı 3'ten kaç geldi baba? 5 geldi. Tamam mı? Tamam. Bitti mi? Bitti. Devam mı? Devam. 19 mu? 19. fx eşittir. integral dx³ dx küp dx olduğuna göre f3 kaçtır? Bak içeriye hiç bakma. Şuna bak. İntegralin türevini alıyorsun. İntegralle türev gider. fx fonksiyonu neye eşitmiş arkadaşlar? dx küpe. Ne demek dx küp? x küpün diferansiyelini al demek. E, hay hay alayım tabii ki. X küpün diferansiyeli 3x kare. Tabii yanına bir de dx yazmanız gerekiyor ama fo fonksiyon sizden yani soru sizden f3'ü soruyor. Yani bunun yanına dx yazmasanız da olur. İntegral almayacaksınız bir daha sonuçta. X yerine 3 yazarsam f3 de 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten 27 olarak bulunacak. Tamam. Anlaştık mı canlarım? Anlaştık mı bebişler? Gx 20 ile devam ediyorum. Nokta net. GX eşittir falan filan falan filan. G5 kaçtır diye soruyor. Şimdi canlarım bakın. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Şimdi. Ezber yok. Ezber yok. Ezber yok. Şimdi. integral'in türevini alıyorum. Ha, o zaman hocam türevle integrali birbirini götürür. Ne kalır? X küp artı x'in karesi. Hayır yavrucuğum. Çünkü bak buralarda, bak burada içerideki fonksiyon x'e bağlı. Dışarıdaki türev de x'e bağlı. Çıt çıt kaldı. İçerideki de x'e bağlı. Dışarıdaki de x'e bağlı. Çıt çıt. Benim burada verdiğim örnekte içeride x'e bağlı dışarıda x'e bağlı. Çıt çıt 2x kaldı. Ama burada içeri x'e bağlı dışarı t'ye bağlı. Burada şunu düşüneceksin. Kardeşim ben burada şu köşeli parantezin içerisinde allem etsem kallem etsem bir şeyler yapsam x'li mi x'li bir şey bulsam yani istiyorsanız bunun integralini alırız tabii ki. X karesini açarız. Birincinin karesi X üzeri 6. Çarpımların iki katı 2 tane X üzeri 4. İkincinin karesi de X kare. Sonra integral almaya başlarız. Birincinin integrali X üzeri 7 bölü 7. Üstü bir arttırdım başa geçirdim. İkincinin integrali 2 çarpı X üzeri 5 bölü 5. Üstü bir arttırdım başa geçirdim. Üçüncünün integrali X üzeri 3 bölü 3. Üstü bir arttırdım başa geçirdim. Bir de artı C'miz var. Tamam mı? Hatta yaptık artık. Hadi yapalım. Bu bizim köşeli parantezin içindeki ifademiz. Neden götürmüyorum? Birazdan kısa yolunu göstereceğim size bak. ddt yani t'ye göre türev bu. Bu tamam Böyle değil mi? E kardeşim bu bu amcı şu içerideki amca var ya. Bu amcanın hiç t'li bir terimi var mı lan? Yok değil mi? Bu babalar gibi x'e bağlı. E ben x'e bağlı bir ifade t'ye göre türev alırsam x'ler ne gibi davranır? Sabit sayı gibi davranır. O zaman buranın türevi nedir arkadaşlar? sıfırdır. Yani eğer siz içerideki integral integral neye göre türev alındıysa dışarıda ona göre türev almıyorsanız sonuç her zaman sıfır çıkar. Oo, öyle. Buraya dx olsaydı d bölü dx d, d bölü dx ile yani türevle integral birbirini götürecekti. x küp artı x'in karesi kalacaktı sadece. gx olacaktı. Dolayısıyla g 5te x yerine 5 yazarak bulunacaktı. Ama içerideki fonksiyon x'e bağlı. Ve x'e bağlı bir şeyin t'ye göre türevini aldığımız için bu işleme hiç gerek yoktu. x'e bağlı olduğunu gördüğün için kendinden emin ve özgüvenli bir şekilde kardeşim bunun türevi sıfırdır diye duracaksın böyle. Sonra g5'i soruyor bana. Yani x yerine 5 yaz diyor. x yerine 5 yazarsam g, e 0 da g5'te 0 çıkar. O halde bu sorumuzun cevabı kaç olur? 0 olur. Anlaştık mı? Tamam mı? olay anlaşılmış oldu değil mi? 21 ile devam ediyorum. Fx falan filan laga luga laga luga olduğuna göre f türe bir kaçtır diye soruyor. Pek. Şimdi kardeşim yani aslında sana şunu söylüyor da öyle göstermiyor işte. Fx eşittir. Şunu diyor aslında sana. D dx f türevi bir ne demek? İşte hani diferansiyelin önemi burada ortaya çıkıyor. Siz diferansiyeli öğrendikten sonra şunu düşünüyorsunuz. Kardeşim f türevi bir de neye göre türevi bir? İşte o yüzden üniversite matematiğinde hiçbir zaman f türevi bir diye bir şey olmaz. D fx bölü dx olur hep. Çünkü neye göre türev aldığımı benim görmem lazım. Ama genel kanaat bu adam f türe 1 diyorsa bunun değişkeni neyse ona göre türev alıyor. Yani başka değişken olmuyor genelde f türe soruyorsa. Zaten baktığınız gibi fx'in integralinin f fonksiyonunu bu fonksiyonun integrali şeklinde vermiş. Ben fx'in türevini alacağım. Yani d dx integral x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x üzeri 2 artı 1 dx olacak. Tamam mı? Bu şekilde. Değil mi arkadaşlar? Peki x'e e göre türevle integral birbirini götürecek mi? Götürecek. Geriye ne kalacak? işte geriye bu arkadaş kalacak. fx eşittir şu. x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x kare artı 1. Bu f fonksiyonumuzun türevi. Bu f fonksiyonumuzun türevi. Çünkü fx buysa fx'in türevi de bu. Bak fx buysa fx'in türevi d dx bu. Bu bunu götürüyor. f'in türevi bununla eşit oluyor. E bize f, f türevi 1'i soruyor. x yerine 1 yazarsam 1 artı 1 artı 1 artı 1. O da ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, bir dakika lan x varmış orada bir tane de. x'i kaçırmışım. Dur. Ardına bakma yolcu. Burada bir tane de x varmış artı x var burada bir tane. O zaman bir 1 daha geldi. 1, 1, bir, bir 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 bir. O zaman cevabımız 5 olarak bulunacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi gel. Başka bir şey var burada. Gel. Şimdi bu sefer az önce ne yaptık? İntegralin türevini aldık değil mi? İntegralin türevini aldık. Şimdi gel türevin integralini alalım. Değişen bir şey var mı? Gel. Yine fx'ten örnek vereyim. 2x'ten örnek vereyim. fx eşittir 2x olsun. Bu sefer integral 2x dx'in d dx'ini değil de yani integralin türevini değil de türevin integralini alalım. Yani 2x fonksiyonunun türevini alalım. Türevini alalım. Sonra integralini alalım. Değişen bir şey olacak mı? Önce türevini alıyorum. Integral 2x'in türevi 2 dx değil mi? 2x'in türevi 2. Şimdi 2'nin integralini alıyorum. 2'nin integralini nasıl alırım arkadaşlar? 2'nin integrali 2x'tir. Bir önceki ders hatırlayın. Neyin türevi 2 2x'in neyin türevi 5 5 x'in neyin türevi 3 3 x'in neyin türevi eksi 1 eksi x'in. Ama tabii ki 2x artı ne diyeceğiz? Bir de integral sabiti c diyeceğiz. Bak 2x'in türevinin integralini alınca ne çıktı? 2x artı c çıktı. Peki integralinin türevini alınca ne çıkmıştı? 2x çıkmıştı. Türevinin integralini alınca ne çıktı? 2x artı c. Yani integralinin türevini alıyorsan direkt fonksiyonun kendisini elde ediyorsun türevinin integralini alıyorsan kendisi artı c'yi elde ediyorsun. Tamam mı? Mesela şuraya bak. İntegral d fx. Türevinin integralini alıyorum. Yine integralle türev birbirini götürüyor mu? Yine götürüyor kardeşim. Türevle integral yine yine bir... yine, birbirini götürüyor. Bu sefer içeride fx artı bir de integral sabiti c kalıyor. Eğer d dx integral fx dx olsaydı az önceki gibi yani integralin türevi olsaydı tık tık birbirini götürüp fx kalacaktı. Aradaki farkı anlayın. İntegralin türevinde f çıkıyor. Türevin integralinde f artı c çıkıyor. Sebebi ispatı aha da burada. İspatını yaptım size işte. Tamam mı yavrularım? İspatını da silmiyorum. Burada kalsın. İntegralin içerisindeki bir fonksiyonun türevi alınırsa türevini türevini alırsak fonksiyonun kendisi artı c kalır. Buradaki c integral sabiti ama yine arkadaşlar onu üstüne basa basa söylüyorum yine tabii ki türev integrali ne yapıyor götürüyor. Türev integrali götürür. Yani türevle integral yan yana geldiği zaman bir fonksiyonla o fonksiyonun tersi bileşkede nasıl kendine gelince tık tık götürüyorsa aynı o şekilde götürüyor. Ama tabi burada önce türevi alıp sonra integral mi alıyorsunuz? Önce integral alıp sonra türev mi alıyorsunuz? Bu ciddi önem taşıyor. Mesela gel abi gel integral D FX bak D türev demek Bu da integral demek götürdü birbirine ama türevin integralini aldığınız için FX artı c kaldı bunun sonucu FX artı c e FX de belli zaten x kare artı x artı 1 bir de yanında ne var artı c var Tamam bu kadar Bunlar da şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şeyiniz var hareket kabiliyetiniz var. Bir sabit mi? Evet. C sabit mi? Evet. O zaman bunu tekrar şöyle dizayn edebilirsiniz. X kare artı X artı C. Yani bu biri integralin içerisindeki sabitin içine katabilirsiniz. Böyle bir soru sorulduğunda şıklarda X kare artı X artı 1 artı C de olabilir x kare artı x artı c de olabilir. İkisi birden olmaz. Ama ikisinden bir tanesi olur. Biri integral sabitin içerisine katabilirsiniz. Bütün sabitleri integral sabitin içerisine katabilirsiniz ki ileride zaten böyle c1'ler c2'ler işin içine girdiği zaman onu nasıl tek bir c altında topluyoruz onu da zaten size göstereceğim. Tamam mı canlarım? 23 ile devam ediyorum. fx vermiş bir tane. Bak 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 Türev'in integralini almış. Türev'in integralini izle. Türev'in integralini almış. O zaman usulca kırmızı kalemimi ele bağlıyorum ama usulca. Türev'le integrali Mortinian Streise yapıyorum. Ve f fonksiyonu neye eşit oluyor arkadaşlar? x küp eksi x kare. Ne olur unutmayın artı c tamam mı? İntegral sabitini unutmayın. Çünkü türev'in integralini alıyorum. İntegralin türevini alsaydım direkt fonksiyonun kendisi kalacaktı. C, M olmayacaktı tamam mı? F, 1'in 3 olduğunu söylemiş. Yani x yerine 1 yazınca 3 çıkıyormuş. x yerine 1 yazarsam 1, eksi 1 artı c. Kaça eşitmiş? 3'e. evirler birbirini götürürse c kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. O zaman bizim fx fonksiyonumuz neye eşit oldu? x küp, eksi x kare artı 3'e eşit oldu. Doğru mu? Var mı herhangi bir sıkıntı, bir problem, bir sorun? Bence yok. Peki bunu hallettik. <laughs> F2'yi soruyor şimdi. Önce f türe de soruyor. O zaman ben bu fonksiyonun bir türevini alayım. 3 başa geçti. 3x kare. Eksi 2x. Şimdi türevinde kaç yazalım? Türevinde 1 yazalım. Türevinde 1 yazarsam 3 eksi 2'den 1 çıktı. Fonksiyonun kendisinde 2 yazarsam. 2'nin kübü 8. 2'nin karesi 4. Bir de artı 3'ümüz var. 4 artı 3'ten burada 7 çıktı. Burayı 7. Bura 1. Topladığımız zaman cevap kaç yapıyor abi? 8 yapıyor. Tamam mı? Tamam. Okey mi? Okey. Devam mı? Devam ke. Pompake. Hadi bakalım. 8'i de bulduk. Vallahi keyfimiz yerinde. 24. Olduğuna göre integral fx de x integralinin eşitini bulunuz. Biraz daha karışık duruyor değil mi? Hadi bakalım. Bir kere bak burada bir türev var. Ee, şöyle köşeli parantez komple türevi kapsıyor. Yani köşeli parantezin türevinin integralini alıyor. O zaman türevle integral birbirini götürüyor. fx fonksiyonu şuna eşit oluyor. fx eşittir. 1 eksi x küp Çarpı kök x kalıyor. Bir de integral sabitimiz c var. E F1'in sıfır olduğunu vermiş. x yerine 1 yazarsam f1 eşittir. 1 yazdığım zaman zaten arkadaşlar 1 eksi 1'den sıfır. 0, 0 çarpı kök 1. Yani sıfır geliyor. Yani direkt c geliyor. O zaman c eşittir. Kaça? Sıfıra. Demek ki burada sabit bir terim yokmuş sıfır çıktığına göre. Demek ki arkadaşlar fx fonksiyonu neye eşitmiş? 1 eksi x küpün kök x ile çarpımına eşitmiş. Şimdi bunun integralini aldıracak bana x'e göre. Hımmmm. Seni gidi yaramaz Dolap açık olamaz O zaman yapacağım hareket şu Öncelikle içeri dağıtacağım Çünkü burada bir çarpım söz konusu Ben çarpımın integrali diye bir şey şu anda bilmiyorum Zaten öyle bir şey de yok Bilmeyeceksin zaten öyle bir şey öğrenmeyeceğiz ee, Ama tabii çarpım durumlarında hep böyle de yapamayacağız İleride farklı şeylerde girecek Çarpımlarda bölümlerde Ama şu an için onlar da yok Direkt içeri dağıtma usulü Kök x ile 1'i çarptım kök x Yani x üzeri 1 bölü 2 ee, x küple kök x'i yani x küple x üzeri 1 bölü 2'yi çarpıyorum. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıyor. 3 ile 1 bölü 2'yi toplarsam x üzeri 7 bölü 2 yapar. x üzeri 7 bölü 2 yapar. Şimdi f fonksiyonunun türevini alıyorum. f'in türevinde x eşittir. <laughs> Yo niye türevini alıyorum lan? Niye türevini alıyorum ben? Bu fx türevde integralini soruyor bana. Her iki tarafı integralini alalım bakalım. Ne geliyormuş? x üzeri 1 bölü 2'nin integrali x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 üstünü arttırdım. Arttırdığım üstü böldüm. Eksi x üzeri 7 bölü 2'nin integrali x üzeri 7 bölü 2'yi 1 arttırırsam 9 bölü 2. x üzeri 9 bölü 2 bölü 9 bölü 2 artı c. Şimdi bu böyle kalabilir mi? Arkadaşlar kesinlikle bu böyle kalabilir. Yani bunu düzenlemek zorunda asla ve asla değilsiniz. Ama eğer size böyle bir soru sorulursa şıklar da böyle olmayacaktır. Yani bunu nasıl kullanacağınıza düzenlemeli miyim? Düzenlememeli miyim? Düzenlememeli miyim? Düzenlememeli miyim? miyim? Bunu anlayabilmek için sorusuna bakmanız lazım. Burada mesela cevap anahtarındaki formata getirebilmeniz lazım. Şöyle 3 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 demek x üzeri 3'ün 1 bölü 2. kuvveti demek. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti karekökü demek. Yani 2 bölü 3 çarpı Karekök x küp burası. Eksi. 9 bölü 2'yi 2 bölü 9 diye takla attırdım. Bir sayının 9 bölü 2. kuvveti de 9. kuvvetinin 1 bölü 2. kuvveti. Yani karekök içerisinde x üzeri 9 demek. Bir deneyimiz var. integral sabitimiz var. Artı c. Eğer size böyle bir soru çıkarsa çok yüksek o ihtimalle kutu içerisine aldığım şekilde şık göreceksiniz. O yüzden burada köklü sayı, üslü sayı arasındaki bağlantıları da iyi bilmeniz gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Tamam mı? <laughs> Hmm. çakala bak. 25'e bak. F R eksi 1'den R eksi 2'ye. F x eşittir 2 x artı 3 bölü x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. G x eşittir. İntegral türev f'in tersi. Hmm. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle bir şey söz konusu. Türev integrali götürdü. Artı c kaldı değil mi? Çünkü türevin integralini aldım. Gx eşittir. F'in tersinde x artı c doğru mu? F'in tersini bulalım. Bu böyle fonksiyonların tersini bulmayı hatırlıyorsunuz umarım. Ben size bunu hem TYT'de hem de AYT'de anlattım. Benim içim rahat. Ben öyle devlet okulu hocası var ya ben paramı alır çıkarım falan gibi devlet okulu öğretmenleri oluyordu. Eskiden devlet okulu öğretmeni diye bir şey vardı. Neyse çözelim de sonra konuşuruz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit terimin hem yerini hem de işaretini değiştiriyorsunuz. Bu yukarı x diye gitti. Yanında artı 3 var. Bu da aşağıya eksi 2 diye gitti. x eksi 2 var. x artı 3 bölü x eksi 2. Bu benim neyim arkadaşlar? Fonksiyonumun tersi. Şimdi tersi o zaman gx eşittir. gx eşittir. x artı 3 bölü x eksi 2 artı c. Şimdi adam bana g1'i soruyor öncelikle. g1. x yerine 1 yazarsam 4 bölü eksi 1 artı c. Sonra g 0'ı soruyor. G da x yerine sıfır yazarsam artı 3 bölü eksi 2 artı c. Yani burası eksi 4 artı c. Burası da eksi 3 bölü 2 artı c. Bunları birbirlerinden çıkar diyor. Çıkarınca zaten c'ler gidiyor değil mi arkadaşlar? Bunu bundan çıkarınca c'ler gidiyor. Yani eksi 4 artı 3 bölü 2 yapmamız gerekiyor. E aşağıya aşağıyı eksiyle çarpıp topladığınızı varsayın. Eksi 8'e 3 eklediğim zaman cevabımız eksi 5 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Var mı bir sıkıntımız, sorunumuz, problemimiz? Yok değil mi? Gel. 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 Devam ediyoruz. 26. 2 tane fx dx, 2x tane f türev x dx. İntegralineştirme Bak çok güzel bir soru şimdi. İzle. İzle yavrum. Şimdi bak arada art tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. İntegral f x. İyi de kardeşim integral ne? 50 tane 200 trilyon tane fonksiyon var. 2x f'in türevi x. Burada bir türev var ama yanında 2x de var. Ya yani şunu yapamam yani anladın mı? Yanında 2x var. Ayıp olur o adama. Oğlum mal gibi bekliyor orada. O zaman burada yapacağım hareketlerden bir tanesi şu. Kardeşim bu integralleri belli bir çatı altında toplayalım. Belki açılımdan bir şey çıkar. Yani bunlar ayrı ayrı bir şey bir şey ifade etmiyorlar. Belki bir araya geldiklerinde bir şey ifade ederler. O zaman şöyle yapıyorum. 2 içeri alıyorum. İntegral 2 tane fx dx yazıyorum buraya. 2 e, fx artı integral 2x tane f'in türevinde x dx yazıyorum. Önce ne yaptım? 2'yi içeri aldım. E dışarı çıkarabildiğim gibi içeri de alırım. Ev benim değil mi kardeşim? Kovarım da geri de alırım diye düşünüyorsun. Sonra integral aynı integral içerisinde yazıyorum bunu. Yani 2 tane fx artı 2x tane f'in türevinde x dx. Hadi yavru şu köşeli parantezin içindekinin ne olduğunu söyle bana. Hadi. Hadi kurban olurum sana. Bunu söyleyene kol saati hediye ediyoruz. Çakmar Rolex. Nedir arkadaşlar bu sarıyla boyadığım şey? 2fx artı 2x f türevi x. Hadi. Bir gayret. Hadi bir gayret. Nedir bu? Hayır. Duyamıyorum seni. Evet bu aferin aferin iyisin 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 iyisin. Bu arkadaşlar iki tane fx'in ee, ben de bilmiyormuşum değil mi? <laughs> bu arkadaşlar 2x çarpı fx'in türevi. İnanmazsanız çarpımın türevini alın bakalım. Birincinin türevi 2. Iki, i̇kincinin kendisi fx artı. Birincinin kendisi 2x. Iki ikincinin türevi f türev x. Yani bu aslında integral integral 2x çarpı fx'in türevinde x dx. Aha! D yazmıyor ama türev var. Türevin integralini alıyorsun. O zaman türevle integrali birbirine götürüyor. Fonksiyon yani 2x çarpı fx bir de artı CS kalıyor. Tamam mı? Çok güzel bir öğretici bir soruydu bu da. Yani bir arada düşünmek, kompakt düşünmek, komplike düşünmek e, gerekiyor. Böyle komplike, kompak. Ne güzel böyle kelimeler kullanıyorum, değil mi? Yani biz Sivaslıya çok hani biz köyde de yani mesela hani kurban bayram bayramlarında mesela kompleks bir e, kurban kesim alanına gideriz ve orada e, hayvanı falan... Kurban Bayramı gelse de biraz et yesek ya. Bu Kurban Bayramında bazı şeyler oluyor ya bazen. Hani görüyorum ben de. Hayvanlar katlediliyor falan. Ben onlara biraz karşıyım ya. E şöyle karşıyım. Bir insan ee, yani bir dine inanmıyor olabilir. Bu gayet yani e, senin dinin, sana benim dinim bana inanmıyor olabilir inanıyor ama bazı hassasiyetleri olmayabilir. Yani dinin bütününe inanmıyor olabilir. Bir kısmına inanıyor olabilir. Yani inanın çözgürlüğü var. Herkes ne istiyorsa yani ince belli bardağı bile tapabilirsin ya. Yani. Buna da inanabilirsin yani. Benim benim Allah'ım bu falan diyebilirsin aşağı yani. Olabilir öyle bir şey. Yani her şekilde olabilir ama tezatlı kişinin içine girince problem oluyor. Yani sen hani Kurban Bayramı'nda ee, gelince işte efendime söyleyeyim ...hayvanlara şöyle oluyor, böyle oluyor falan deyip... ...ondan sonra çıkışta hemen Burger King'e gidip... ...steakhouse'u böyle içine böyle acı sosu atıp... ...böyle nuggetları da böyle içine koyup... ...falan diye yersen Olmaz işte. Çünkü orada da... ...orada da bir dini ritüel olarak değil... ...ticari bir şekilde hayvanı kesiyorlar. Sen oradan ye de para kazan diye. Öyle değil mi yani? O yüzden biraz tutarlı olunması gerekiyor. Ama tabii ki hani o hassasiyeti olan insan... Hiçbir hayvan salgıda yemiyorsa, o zaman ona tutarlı diyebilirsin. Ama yani Ay onları şöyle yapıyorlar falan falan filan deyip akşam kasaba gidince ben e, yağsız yerinden kıyma istiyorum falan Aa, olmaz ki yani böyle olmaz ki. Neyse devam ediyorum. Böyle bir muhabbete nasıl bak arkadaşlar benim dışında yani benim gibi bir manyak anlatan ben ve dinleyen sizin gibi manyaklar dışında kimse in, belirsiz integralde. Bu muhabbete girmez yani. hani Mümkün değil böyle. Bu, muhabbetin buraya evrilmesi ve sizin Hı, ne diyor bu hoca acaba falan diye dinlemeniz. Yani şu anda ileri saranlar çoktan hayatını kurtardı yani. Onu söyleyeyim yani. 27 ile devam ediyorum. fx eşittir. <laughs> olduğuna göre e, f0 kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar f fonksiyonunu integral türe vermiş. Ama ama. şu Bak çok güzel bir soru. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir soru. Bak Tarkan'a bu soruyu dinle hani o belgesel seslendiriyordu be bir ara. Göç etmek için doğdular. İşte falan diye. falan. <laughs> Buna seslendir abi. Çok güzel bir soru. Sen şunu görüyorsun değil mi? Şunu söylüyorsun. Kesin yani bu bu bu, bu Tongaya mutlaka düşmüşsündür. A türev, A integral. O zaman bununla bu birbirini götürecek. Evet. O zaman bu bölü bu sonra işlemler artı c falan filan değil. Bak şöyle olsaydı dediğin gibi olurdu. D 2x kare artı m bölü x olsaydı doğruydu. Çünkü D o zaman bu 2x kare artı m bölü x'in tamamını kapsardı. Türev integrali götürürdü. Ama bu haliyle götüremez. Paydasında x var. Böyle olmaz. Tamam mı? Bu olmaz. Bu D sadece ve sadece parantez içerisindeki bu arkadaşı kapsıyor. E ne yapacağız hocam o zaman? D'nin görevini yerine getireceksin. Burada türev integrali götürmüyor arkadaşlar bu soruda. Her soruda götürmez. Bununla götürmüyor. Ne yapayım oğlum? Götürmüyor bununla. Bunda yapacağınız hareket şu. fx eşittir diyeceksiniz. İntegral dx kare kala... D 2x kare artı m. Yani 2x kare artı m'in türevini al diyor. Neye göre? X'e göre. Alırsam türevini 2x karenin türevi 4x. M'nin türevi 0. E, bölü x'imiz var. Bir de çarpı dx oldu. 4x dx'den dolayı geldi. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman arkadaşlar fx fonksiyonu integral 4 dx geldi. E o zaman 4'ün integrali nedir? 4x artı c'dir. Aha bulduk. E bize f1'i 2 olarak vermiş. x yerine 1 yazıp 2'ye eşitleyerek c'yi bulacağız. 4 artı c eşittir 2'den. 4'ü karşı tarafa atarsam c de kaça eşit oldu? Eksi 2'ye. O zaman arkadaşlar bizim fx fonksiyonumuz 4x eksi 2 çıktı. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapacağım? x yerine 0 yazacağım. Soruyu çözeceğim. x yerine 0 yazarsam f0 eşittir kaça eşit? Eksi 2'ye eşit çıkmış oldu. Finito cioccare resultante importante. Devam ediyorum şimdi 28 ile. Hadi bakalım. Olduğuna göre f kare 4 kaçtır diye soruyor. Hmm. Hmm. F kare 4. Ne yapacağız arkadaşlar? Siz ne, ne tavsiye edersiniz? Ben bu sorulara hocam boş bırakmayı tavsiye ederim falan gibi. <laughs> ne tavsiye edersiniz? Ben şunu düşüneceğim. Kardeşim bir kere türevin integrali alınmış. Patküt. Birbirini götürdü. Sol tarafta kalan şey x küp a oh x küp çarpı f'in karesi x artı c sol taraf bu. Sağ tarafta x üzeri 4 eksi x üzeri 2 artı 2. Şimdi bu c'yi bulmam lazım abi benim. Bu c'yi bulmak için de f1 eşittir 1'i kullanmam lazım. x yerine 1 yazarsam 1 çarpı f'in karesinde 1 artı c eşittir 1 eksi 1 artı 2. Şimdi f'in bir f1 bir, bir karesi de bir. O zaman bura bir. 1 artı c eşittir. Bunlar birbirini götürdüğü için 2. E biri de karşı tarafa atarsam c ne gelir? 1. c eşittir 1 ise o zaman şurası şöyle olur. Bak x küp çarpı f'in karesinde x artı c'miz 1 eşittir x üzeri 4 eksi x üzeri 2 artı 2. Şimdi adam f kare 4'ü soruyor. O zaman f 4'ü bir bulalım. Hatta karesi var hiç uğraşmayız. x yerine 4 yazarsam 64 çarpı F kare 4 artı 1. X yerine 4 yazarsam hava oh, o. 4 üzeri 4. 16 üzeri 2. Yani 256. 256 eksi 16 artı 2 yaptı. Buradan 64 tane F kare 4. 256'dan 16 çıktı. 240. Bir 2 ekledim. 242. Bir de bu 1'i karşı tarafa attım. 241 geldi. Her iki tarafı 64'e bölersem f kare 4 kaça eşit olacaktır? 241 bölü 64'e eşit olacaktır. Çözdük. İğrenç. Hayatımda bu kadar iğrenç bir cevap görmedim ya. Bu nedir oğlum? Bu nedir la? Düşman başına. 29'la devam ediyorum. Olduğuna göre a artı dikkat edelim lütfen. F'in ikinci türevinde sıfır. Üst üste iki defa türevinde. Şimdi bir kere türevin integrali. Türevle integral birbirini Mortin ya e götürüyor. Sol tarafta f fonksiyonunun türevinde x artı c kalıyor. Sağ tarafta da a küp eksi 2 tane x kare artı c. Hmm. Bu c ile bu c aynı c birbirini götür Yok yavrucuğum. Bu c o c ile aynı değil. Bu d de olabilirdi. Bunlar farklı şeyler. Ama şunu yapabiliyorsun. Bak bunu sil buradan. Karşı tarafa at. Karşı tarafa at. Yani bunu bir... Mesela bunu C1 olarak düşün. At karşı tarafa C eksi C1. Arkadaşlar bu C eksi -C1 C1'i sadece bir C olarak düşünebilirsiniz. Yani işte bahsetmeye çalıştığım şey buydu. Birden fazla sabit varsa integral sabiti o e, sorunun içerisindeki sabitin içerisinde böyle, böyle adana yılanı gibi kıvrılabiliyor tamam mı? Yani o hakkı var integral sabitinin. Sabitin içerisine katabiliyorsunuz onu tamam mı? Kattım. O zaman şöyle oldu bir daha yazayım hadi. F fonksiyonunun türevi ax küp eksi 2 tane x kare artı c oldu. Şimdi f'in ikinci türevinde 1 2'ymiş. F'in ikinci türevinde 1. Hadi ikinci türevini alalım. F'in ikinci türevinde bir yazıyorum. Yazdığım zaman ne geliyor arkadaşlar? 3 tane a x kare eksi 4 tane x geliyor. Şimdi a'yı bulduracak bana. 1 yazdım 2'ye eşitledim. 1 yazdım 3a eksi 4 eşit oldu 2'ye. Karşı tarafa attım 3A eşit oldu 6'ya. Her iki tarafı 3'e böldüm. A eşit oldu 2'ye. A 2'ye eşitse f fonksiyonunun ikinci türevini yazalım. Çünkü bize zaten ikinci türev lazım. 3AX kare. A 2 ise 3 kere 2'den 6X kare eksi 4X yaptı. Türevinde 0 yazacağım. F'in ikinci türevinde 0 yazdım. Ne geldi cevap? 0 geldi. E A da zaten 2. O zaman 2 ile 0'ı toplayınca sorumuzun cevabı kendiliğinden 2 çıktı kardeşim. Tamam mı? Gülüm. 29'da hallettik mi? Hallettik. Geldik 30. soruya. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Derece PQx çarpı. integral Qx. Ooo. Güzel. Polinomlar. Severim. Sever misin polinomları? Ben severim. Kilo mu aldım arkadaşlar ben biraz? Şöyle yanaklarım dolmuş sanki değil mi? Sakaldan mı öyle gözüküyor? Kilo mu aldım acaba? Bana kilo aslında biraz fena olmuyor da. Biraz göbek var arkadaşlar ya. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Şöyle biraz biraz göbek çıktı. Yani çok değil ama hani ıktan ıktan var gibi geliyor yani. İnşallah vereceğiz ama. Bu olaylar bir bitsin. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Hmm. Şimdi şunu soracağım arkadaşlar size. Bir fonksiyonun türevini aldığınız zaman o fonksiyonun pardon polinomun bir polinomun türevini aldığınız zaman o polinomun derecesi ne olur? Bir azalır değil mi? Çünkü türev alırken üstü baş, başa geçirip bir azaltıyoruz. Peki bir polinomun integralini aldığınız zaman derece ne olur? Şimdi integral alırken de tam tersini yapıyoruz. Üstü bir arttırıp başa bölüm olarak geçiriyoruz. Üstü bir arttırdığımıza göre demek ki derecesi bir tane artar. Ha, demek ki türevde derece bir alıyor Bir kere türevde. Bir kere integralde de derece bir tane artıyor. Peki. O zaman başlayalım. Diyelim ki kardeşim Px polinomunun derecesi M olsun. Tamam mı? Qx polinomunun derecesi de N olsun. Yani en büyük kuvveti M ve N. Doğal sayı kuvveti. Şimdi diyor ki bize P küp x polinomu. Yani M küp değil lan saçmalama. P, P küp olduğu zaman ne oluyordu? Kuvvetle derece çarpılıyordu. 3M. Şöyle düşünün. PX polinomu X üzeri M'li bir şey. QX polinomu da X üzeri N'li. Bunun kübünü alırsan X üzeri 3M olur. Yani P küp X'in derecesi 3M. Şimdi QX'in integralinin derecesi. QX'in derecesi zaten N. Ama integralinin derecesi N artı 1 olur. Bir tane artar. Şimdi çarpım durumunda arkadaşlar. Dereceler toplanmıyor mu? Evet. O zaman 3M ile N artı 1'i toplayacağım. 3M artı N artı 1 derece 13'e eşit. Bu cepte duracak. Tamam mı? Şimdi aşağı inelim. Diyor ki Q'nun iki sefer türevini aldım diyor. Şimdi Q'nun derecesi n. İki sefer bak bak şimdi. Bir defa türevini alırsanız bir düştün n-1 oldun. Bir türevini daha aldın düştün n-2 oldun. O zaman buranın derecesi n-2. E, ee, P'nin türevinin integral. Lan olarak türevini alıyorsun bir azaltıyorsun. integral alıyorsun bir arttırıyorsun. Zaten türevle integral birbirini götürüyor. Burada derece anlamında bir değişiklik yok. Ha burada C geliyor. Bana ne C gelmesi ben dereceyle ilgileniyorum. C zaten sabit sayı. Dolayısıyla arkadaşlar burada derece değişmiyor. M ise buranın derecesi de M. E arada çarpım var. Dereceler toplanıyor. O zaman N-2 artı M. Bunun da sonucu kaç eşit? 4'e. 2 bilinmeyen de denklem çözeceksin babaşı. Çözeceksin yapacak bir şey yok. Şimdi biri karşı tarafa attım. 3 tane M artı 1 tane n eşittir 12 yaptı. Eksi 2'yi karşı tarafa attım. n artı n eşittir 6 yaptı. Aşağıyı eksiyle çarpıp topladım. n'ler gitti. 2 tane m eşittir 6'ya. Buradan m eşittir kaça? 3'e. m kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Güzel. m eşittir 3. Peki. Devam edelim. <laughs> şey oldu değil mi böyle? Devam edelim. Şimdi m eşittir 3. m yerine 3 yazarsam e, nerede yazayım? Şurada yazayım. 3 yazdım. Ü, n, e, 3 2'den 1. n artı 1 eşittir 4'ten n eşit. A n de 3 çıktı. Bunların derecesi eşitmiş ya la n'in derecesi de 3 çıktı m'in derecesi de 3 çıktı ne soruyorsun bana abi şimdi p'nin 2 de defa türevini al diyorsun şimdi px polinomu nerede burada m yani 3 2 defa türevini alırsan buranın derecesi 1 olur bunun da 1 defa derece, türevini alıyorsun derecesi 2 olur şimdi adam sana diyor ki bunun buradaki içerideki polinomun integralini al diyor Şimdi bu içerideki polinom toplam polinomu. Toplam polinomunda derece büyük olana göre belirlenir. Hangisinin derecesi büyükse bunun derecesi 2. O zaman bu içerideki polinomun derecesi 2. E ben bunun bir de integralini alıyorum. O zaman bu polinomun derecesi 3. dereceden bir polinom olur. Çünkü integralde derece bir tane artar. Bence çok güzel bir soru. Ben var ya ÖSYM olsam böyle bir soru sorarım. Hani hem polinomlarda derece kavramını hem de integralin o integral kavramını çok güzel anlatan bir soru. Yani ben olsam ÖSYM'de yani böyle bir soru sorarım. Güzel bir notumuz var. Sana buradan armağan olsun bu not. Ne zaman türev, ne zaman integral alacağına soruda karar vermelisin. Şimdi yavaş yavaş integralin derinliklerine giriyoruz arkadaşlar. Yalnız kalacağımız zamanlar gelecek. Bakacağız soruya. Lan integral mi alacağım? Türev mi alacağım? Türev mi integrali götürecek? integral mi türevi getirecek? C'ye gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne yapacağım? Allah'ım yardım et diyeceğiniz zamanlar gelecek. İşte orada yapacağın hareket ar arkadaşlar. Tekil konuşup çoğul devam ettim farkındaysanız. Soruya göre karar vermek. Şimdi baktım buraya. Bak soruya göre. Yani soru bize ne soruyorsa ona göre karar vermen gerekiyor. Şimdi baktım soruya. Diyor ki 2x artı 3 çarpı fx falan filan olduğuna göre f1 artı f türevi diyor. Allah Allah. f1 artı f türevi. Şimdi bir kere arkadaşlar integral alamam burada. Burada integral alamam. 2x artı ha, ayrı ayrı yazarım. 2x'in integralini alırım. Bir sabit gelir. F'i bilmiyorum alamam. Burada yapacağım hareket ne biliyor musun? Güzel bir şey yapacağım. Kardeşim integral nasıl yok olur? En güzel. En güzel nasıl yok olur? Silgiyle silersek hocam. <laughs> Komik değil bak ha. Komik değil. Nasıl yok olur biliyor musun? Türevini alırsın. En güzel integral yok etme şeklidir. Türev almak. Solda türev alıyorum. Solda türev alıyorsam Sağda da türev almalıyım. Çünkü Allah taş yapar. Şimdi solda türev alıyorum. Türev alırsam türevle integral birbirini götürüyor. Solda ne kalıyor? 2x artı 3 tane fx kalıyor. Hocam efendim yavrum. C geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü integralin türevini alıyorsun. Türevin integralini alsaydın gelirdi. İntegralin türevini aldığın için cm gelmiyor. E şimdi sağ tarafında türevini alman lazım. Neye göre? Tabii ki gördüğün gibi x'e göre. x küpün türevi 3x kare. 2x karenin türevi eksi 4x. C'nin türevi 0 zaten. Bak 2x'i karşı tarafa at. 3 tane fx eşittir 3 tane x kare eksi 6x yaptı. Her iki tarafı 3'e böl. fx eşittir. 3x kareyi 3'e böl x kare kalır. 6x'i 3'e böl 2x kalır. Ne oldu? fx eşittir. x kare eksi 2x oldu. Bana sorulan f1 artı f türevi 1. Önce f1'i bulalım. x yerine 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1. Şimdi fonksiyonun türevini alalım. f türevi x eşittir 2x eksi 2. Sonra da türevinde 1 yazalım türevinde bir yazarsam arkadaşlar 2 eksi 2'den ne gelir? 0. Bak f1 eksi 1 f türevi 1 0 geldi. O zaman arkadaşlar toplamı eksi 1 artı 0'dan eksi 1 olarak hesaplamış bulmuş olduk. Anlaştık mı? Var mı problem? Yok değil mi? Tamam 31'i de hallettim 32 ile devam ediyorum. F türev x eşittir 2x artı 6 ve f1 eşittir 8 olduğuna göre f2 kaçtır diye soruyor. Şimdi bak burada ne yaptım abi? Burada ne yaptım? Türev aldım. Niye? Çünkü türev almak işime geliyordu. İntegralin türevini aldım. Türevi integrali götürdü. Fonksiyonu kendisini elde ettim. Burada işte burada da integral almam lazım. Çünkü adam bana burada f'i vermiş f'in türevini soruyor. Dikkat et bak f'i vermiş f'in türevini soruyor. Burada F'in türevini vermiş F'in kendisini soruyor. E kardeşim F'in türevini verip kendisini sorduysan türevi kendisine çevirmem lazım. Peki türevi yok etmenin en güzel yolu nedir? İntegrali yok etmenin en güzel yolu türev almaksa türevi yok etmenin en güzel yolu da integral almaktır yavrucuğum. Çünkü bunlar birbirlerinin tersi. Bunlar böyle e, Eyşan'la Ömer gibiler. Ömer miydi adamın adı? Bugün burada Ömer dediğin kardeş senin hayatını kurtaran adam falan. Ömer de değil mi? Ömer miydi? Ömer miydi? Ahmet miydi lan? Neyse Ömer de ya. Ömer de diye hatırlıyorum. Neyse. F'in türevinde x falan filan falan filan demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani f fonksiyonunun türevi verilip fonksiyonun kendisi sorulduğu için yapacağım hareket şu. Dikkatle izliyorsun beni. Burada önemli bir nokta daha var. Onu da izliyorsun. E, fx F'in türevi de x eşittir 2x artı 6 ya. Bak şu hareketi yapıyorum. Bak izle. Hop hop. Her iki tarafın integralini aldım. Tamam mı? Ne oldu? Türevin integrali. O zaman türevin integrali olduğu için türev integrali götürdü. Fx artı c geldi. Eşittir. Bu tarafa bakıyorum. 2x'in integrali artık x kare biliyoruz. 6'nın integrali 6x artı bu c ile aynı olmasın c1. Ne dedim arkadaşlar size? Hatta buna c1 diyeyim. Buna da C2 diyeyim. Soldan integral alırken integral sabiti C1 sağdan C2 geldi. Arkadaşlar iki tarafta da sabit varsa birini bir tarafa atın sabiti bir yerde toplayın. İki tane sabite gerek yok. Bunlar sabit olduğu için C1'i sağ tarafa atın. Fx eşittir. X kare artı 6x Artı C2 eksi C1. Ona da sadece C diyebilirsiniz. Tamam mı? Sabitler bir yerde toplanabilir. O yüzden ben bundan sonra bu tip sorularda F türevde integral alırken türevin integrali götürüp Fx yazacağım. Sağda bir sayı varsa. Çünkü bileceğim ki sağdan gelen sabit soldan gelen sabitle birleşecek. Tamam mı? Hızlı işlem yapmak adına güzel bunu yaptım şimdi adam F1'i 8 vermiş bak F1 eşittir 8 demiş F1 F1 eşittir 8 dediyse amdi yazıcı x yerine 1 yazıyorum 1 artı 6 artı c eşittir 8'e 7'yi karşı tarafa atarsam c 1'e eşit oldu o zaman şöyle ok çıkarttım f fonksiyonu kaça eşitmiş arkadaşlar x kare artı 6 tane x artı 1. Bize ne soruyor? F2'yi soruyor. Yani diyor ki x yerine 2 yaz. x yerine 2 yazarsam 4 artı 12 artı 1. Yani cevabımız kaç çıkacaktır? 17 çıkacaktır. Tamam mı? İşte gayet güzel bir şekilde mevzuyu çözdük diye düşünüyorum. 33 ile devam ediyoruz. Bak bu sefer şimdi adım adım aşama aşama fonksiyonun kendisini verip kendisi ve türevi ile ilgili bir şey sormuştu. Kendisi verilip kendisi soruluyorsa, kendisi verilip türev soruluyorsa en mantıklı şey integral alıp şey türev alıp integrali götürmek. İntegral verilip kendisini türevi soruluyordu. Ama burada türev verilip kendisi sorulduğu için integral aldım. Bu da burada, burada f'in ikinci türevi veriliyor. F'in kendisiyle ilgili bir şey soruyor. Bak ikinci türevi. Arkadaşlar İkinci türevde bir kere integral alırsanız ne olur? Onu konuşalım. Gelin. Tık 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 hop. Tık 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 tık. Yani f'in ikinci türevinde x dx'in integrali. İki sefer türevin integralini alırsam ne olur? E ne olur abicim? Bir tane türevle bir tane integral birbirini götürür. Yani f'in bir tane türevi kalır. Artı c's kalır bir de. Bu kadar basit. Tamam bir tane türev götürüyor. O zaman o zaman şimdi bir bakalım. F'in ikinci türevinin denklemini yazabilirim. Vermiş. Ee, e, F'e birden çizilen teğet bu doğruyu ya diktir diyor. O benim sorum. Bunu bana bırakın. F'in y'yi kestiği noktada 4 ise diyor. F bir kaçtır diyor. Oo çok güzel. 1. F'in y'yi kestiği nokta 4 demek. X yerine 0 yazınca y'si 4 çıkıyor demek. Bu 1. 2. F fonksiyonuna birden çizilen teğet bu doğruya diktir diyor. F fonksiyonunun birdeki teğetinin eğimi birdeki türevidir. F türev bir yani fonksiyonun birden çizilen e, teğetinin eğimi teğet buraya dikmiş arkadaşlar. O zaman şunu diyeceğim. Madem f türev 1 x eşittir 1'deki teğet. Madem teğet buna dik. O zaman bizim teğetimizin eğimi mt ise mt'nin yani bizim teğetimizin eğimiyle bu doğrunun eğiminin çarpımı eksi 1. E bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Değil mi? X'in katsayısı sayısı. Y ye yalnız kalmış haliyle. Bizim doğrumuzun eğimi de mt. Bunları çarptığım zaman ne olacak? Eksi 1. O zaman bunun 2 olması lazım. Çarpıcı eksi 1 gelmesi için. Yani f türevi 1, 2. Yani bizim fonksiyonumuzun birdeki teğetin eğimi, birdeki türevi 2. Bak bunları biliyorum. Şimdi şu f'in ikinci türevinin bir denklemini yazayım. f'in ikinci türevinde x eşittir. Bakın eğimi bulayım önce. Eğim ne demek? Bu açının tanjantı. İç tersten burada alfa. Karşısı 2. Komşusu 1 bölü 2. 2 bölü 1 bölü 2. Yani 2 çarpı 2 bölü 1. Yani 4. O zaman f'in türevinde x 4x ile başlayacak. Çünkü eğim 4. E, x yerine 0 yazdığında y'yi kaçta kesiyor bak? Eksi 2'de. O zaman 4x eksi 2. f fonksiyonunun ikinci türevi bu arkadaşlar. Bunu da buraya yazayım. f fonksiyonunun ikinci türevinde x eşittir. 4x eksi 2. Tamam mı? Şimdi asıl iş şimdi başlıyor. Asıl iş başa düştü. Şimdi şimdi yapacağımız hareketler şu. Bana f1 lazım değil mi? Bak f0 f türevi 1 verilmiş. f'in ikinci türevinde x verilmiş. Bana f1 lazım. Öncelikle benim yapacağım hareket şu. f'in ikinci türevinde x eşittir. 4x eksi 2 ya. Önce bunu birinci türeve düşüreceğim. Yani hem burada hem de burada integral alacağım. Integral aldığım zaman türevle integral birbirini götürecek. Burada f türev x kalacak. Bak artı c de geliyor ama bir önceki soruda yaptığımı unutma. Buradan da c geleceği için o c'ler zaten birleşecek. 4x'in integrali 4 çarpı x üzeri 1 olduğu için üstünü 1 arttırdım. x kare arttırdığıma böldüm. Eksi 2'nin integrali 2x bir de integral sabitimiz artı c var. Şimdi buradaki c'yi bulabilmek için arkadaşlar Şuradaki C var ya. Şu C'yi bulabilmek için soru bana F türe 1'i 2 vermiş. X yerine 1 yazıyor. Bunlar gitti bir kere. 2X kare. X yerine 1 yazınca 2 eksi 2 artı C eşittir 2'den C eşittir 2 çıktı. Yani şöyle ok çıkartırsam F fonksiyonunun türevini aslında bu 4 ile 2 sadeleştiği için 2 tane X kare. Eksi 2 tane x artı c de 2 olarak vermiş. Şimdi burada yapacağım ikinci hareket şu. Artık f'in kendisine gitmem lazım. F1'i soruyor bana. O zaman bir integral dağılıyorum arkadaşlar. Bir integral dağılınca türev integrale götürecek ve fx kalacak. Bak yine artı c gelmeliydi ama sağdan da c geleceği için o c'ler birleşeceğini, o c'lerin birleşeceğini biliyorum. O yüzden burası fx diye kaldı. 2 çarpı x'in kuvvetini 1 arttırdım. Arttırdığım üste böldüm. Üstünü ee, x 2x'in integrali zaten x kare 2'nin integrali 2x artı integral sabitimiz c. Bu c ile karışmasın diye buna c1 diyebilirsiniz. Sonra gidip c'ye 2 yazmayın. Kafanız karışmasın. Şimdi f0'ın 4 olduğunu biliyorum. x yerine 0 yazarsam çat 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 direkt c1 kalır. c1 kaça eşitmiş arkadaşlar? 4'e. O zaman artık ben f fonksiyonunun kendisini oluşturmuş oldum. fx eşittir. 2 bölü 3 tane x üzeri 3. Eksi x üzeri 2 artı 2x artı 4 oldu. Bana sorulan ne f1? x yerine 1 yazarsam 2 bölü 3 eksi 1 artı 2 artı 4. 6'dan 1 çıktı 5 yani cevabımız 2 bölü 3 artı 5. Kaç oldu? 15, 17 bölü 3 oldu cevabımız. Tamam mı? Gayet güzel öğretici integralin temel mantığını çok güzel anlatan türevle ilişkisine çok güzel gösteren türev bilmezseniz neden integral yapamayacağınızı çok net bir şekilde anlatan bir soru olduğunu düşünüyorum ve devam ediyorum. <laughs> 34. Hadi bakalım. Ne diyorsun? 3x kare falan filan veriliyor. Bak, 3x kare çarpı f'in türevinde 2x eksi 1 verilmiş. F türev 1. Bak. Türeviyle ilgili bir şey verip yine türeviyle ilgili bir şey sormuş. İntegral fazlalık. E fazlalıksa kardeşim her iki tarafın türevini al. Artık böyle dm de yazmıyorum. Şöyle yapıyorum bak kısaca. Türevini al kardeşim. Türevini al. Bu türevle bu integral götürdü. Zaten cm' de gelmiyor çünkü integralin türevini alıyorum. O zaman sol taraftan 3x kare çarpı f'in türevinde 2x eksi 1 geliyor. Sağ taraftan ne geliyor baba? 6 tane x üzeri 5. Eksi 3 tane x üzeri 2 geliyor. C'nin türevi zaten kaç geliyor? 0 geliyor. Güzel. Şimdi her iki tarafı 3x kareye bölelim. Şu f'in türevini yalnız bırakmış olalım. F'in türevinde 2x 1 eşittir. Burayı bak şöyle yapıyorum aslında. Burayı ve burayı 3x kareye bölüyorum. Yani burayı da şöyle 3x kareye bölüyorum. Burayı da şöyle 3 x kareye bölüyorum. 6 ile 3 sadeleşiyor 2. x üzeri 5 ile x kare sadeleşiyor x üzeri 3. Eksi 3'ler zaten bunlar aynı. Gidiyor birbirini götürüyor. 2 x küp eksi 1 kalıyor. Şimdi bu f'in türevi değil mi? Değil mi? Sıkıntı yok. Bu f'in türevi. Şimdi f'in türevinde biri soruyorsa burayı 1 yapan değeri düşünüyorum. x eşitir 1. Ee, bilemiyorsan, göremiyorsan 2x 1'i ve 2x 1'i 1'e eşitle. Buradan 2x eşittir 2. Yani x eşittir 1 yazdığında oranın 1 geldiğini göreceksin. O zaman f'in türevinde x yerine 1 yazarsan 1 eşittir. x yerine 1 yazarsan 2 eksi 1'den 1 çıktı. Yani f'in türevinde bir kaç çıktı arkadaşlar? Bir çıktı. Bu cepte kenarda dursun. Şimdi bir de f'in ikinci türevinde 3'ü soruyor. O zaman burada yani f'in türevinde 2x-1'de bir daha türev alıyorum. f'in ikinci türevinde 2x-1 oluyor. Ama ne olursun bak Allah rızası için içinin türevini unutma. Çarpı içinin türevi 2x-1'in türevi 2. Sağ tarafın türevini aldığım zaman da 6 tane x kare geliyor. E bana sorulan f'in ikinci türevinde 3. Burayı 3 yapan değere bakıyorum. Bunu 3 yapan değerde x seçtir 2. Eğer hatırlayamıyorsan bu sefer 2x eksi 1'i 3'e eşitle. Buradan 2x eşittir 4 çıkar. Her iki tarafı 2'ye bölünce x eşittir 2 çıkar. x yerine 2 yazdığın zaman f'in ikinci türevinde 4 eksi 1'den 3 çarpı 2 eşittir. x yerine 2 yazdığında da 6 kere 4'ten 24 gelir. Bu 2 ile de 24 sadeleştiği zaman f'in ikinci türevinde 3 eşittir kaç çıkar? 12 çıkar. F'in ikinci türev, f'in türevinde 1, birmiş. F'in ikinci türevinde 3'te 12 12'ymiş. Bize bunların toplamını soruyor. 1 artı 12'den sorumuzun cevabı 13 olarak bulunacak. Anlaştık mı? Güzel. 35 ile devam ediyorum. Hadi bakalım. 35. <laughs> Şimdi diyor ki A pozitif bir tam sayı olmak üzere fx eşittir eşitliği veriliyor. A 4'e 16 noktası orijinden geçen f fonksiyonunun üzerinde bir nokta olduğuna göre d fx bölü dx ifadesinin x eşittir 3 noktasındaki değeri. Yani f türevi 3'ü soruyor değil mi? Türevini al 3 yaz diyor. F'in türevinde 3'ü soruyor. Peki. Ne yapalım? Her iki tarafın bence hiç integralle falan uğraşmaya gerek var mı arkadaşlar sizce? Ee, her iki tarafın türevini alsam evet sıkıntı. Sıkıntı şuradan geldi. İntegral almak, zor, almak zorundayım. Niye? Her iki tarafın türevini aldığın zaman bunun türevi gelecek. E, çarpım durumundalar. Bunun türevi çarpı bu. Bunu çarpı bunun türevi. İşler karışacak. O yüzden integral x üzeri a'nın integralini almak en kolayı. ya Daha kolayı. Çünkü onu şöyle alabilirsiniz. x üzeri a d dx'i. Üstü bir tane arttırıyorum. X üzeri A artı 1. arttırdığım üste bölüyorum. A artı 1 artı integral sabitimiz C. Yani fx fonksiyonu eşittir. A artı 1 orada çarpım olarak duruyor zaten. Bir de şu arkadaş geliyor. X üzeri A artı 1 bölü A artı 1 artı C. E bu A artı 1'lerde birbirini götürdüğü zaman aslında fx fonksiyonumuz neye eşitmiş arkadaşlar? X üzeri A artı 1'e. Artı C'ye. Şimdi bakın çok önemli bir şey var. F fonksiyonu orijinden geçiyormuş. Orijinden geçmesi ne demek? Sıfıra sıfırdan geçmesi demek. Yani x yerine sıfır yazdığınızda y'sinin de sıfır çıkması demek. x yerine sıfır yazarsanız direkt c sıfır çıkar. Demek ki c yok arkadaşlar. fx eşittir. Direkt x üzeri a artı bir. Net şekilde. Peki. Tamam bunu yazdık. fx eşittir. x üzeri a artı bir. Şimdi bunun türevini alacağız o zaman. Ama bir şey daha var. 4'e 16 noktasından geçiyor. Hadi a'yı da bulalım. x yerine 4 yazalım. 4 üzeri a artı bir 16'ya eşitmiş. Yani... 4'ün karesine. O zaman a artı 1 eşittir 2'ye. Üstü sayılara girdik şimdi. a eşittir 1. Demek ki arkadaşlar fx fonksiyonu a1 ise x üzeri 2 miymiş? E o zaman f'in türevi de 2x midir? f'in türevi 2x ise x yerine 3 yazdığımız zaman da f'in türevinde 3. 3 kere 2'den 6 olarak bulunacak. Tamam mı? Bak türev, integral ikisi de iç içe. Türev bilmeyen integral, integral bilmeyen. İntegral bilmeyen türev yapabilir ama türev bilmeyen integral yapamaz. Px bir polinom olmak üzere integral Px dx böyle veriliyor. Buna göre bak P'nin ikinci türevinde x çarpı P'nin türevinde x çarpı Px polinomunun derecesi. Bak şimdi Px polinomunun derecesini bir düşünelim. Hiç arkadaşlar işte bunun derecesi şudur. İntegralini alınca şöyle olur. Hiç gerek yok. Al abi her iki tarafın türevini. Solun türevini alınca türev integrali götürdü. Direkt Px mi kaldı? Px artı C kaldı. Tamam hadi. Hayır yok. Hayır hayır C kalmadı yok. Hayır hayır. İntegralin türevini alıyorum abi. Ne C'si? Türevini integralini almıyorum ki. P'yi seçtir. Sağ tarafın türevini aldım. 5 tane x üzeri 4. Eksi 4 tane x üzeri 3 artı 1. Px polinomunun derecesi kaçmış abi? 4'müş. Bak bunun derecesi 4. Türevinin derecesi 3. İkinci türevinin derecesi 2. Çarpımda dereceler toplanır. 2 artı 3 artı 4'ten polinomumuzun derecesi 9 olarak bulunacaktır. Gayet güzel bir polinom kazanımıyla alakalı soru. Uygun koşullarda tanımlı. Çaks, en sevdiğim böyle yanar döner bir soru. Uygun koşullarda tanımlı. Oldu olacak. N, de değil mi? Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx böyle veriliyor. F5 değeri kaçtır? Bak yine tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen bir integral var. G'nin türevinde x bölü x. Saçma sapan bir şey. Gx bölü x kare. Saçma sapan bir şey. Ama bunlar belki tek başlarına saçma sapandır. Ama bir araya geldiklerinde çok güzel bir uyum sağlıyorlardır. Hadi bakalım gel. fx eşittir. integral G'nin türevinde x bölü x eksi gx bölü x kare. Hocam bunlar yan yanayken de saçmaylar diye hoşum. Dur bakalım. Dur hemen peşin hükümlü olma. Bir de payda eşitle bakalım. X ile genişletiyorum. Fx eşittir. X çarpı Gx. Eksi Gx. Pardon birinde şu türev var. G'nin türevinde x bölü x kare. Dx. Bir de integral var tabi. X kare da integral var. Şöyle köşe yapalım. Bir de dx diyelim. Şimdi şu sarıyla boyadığım arkadaşın ne olduğunu bana söyleyecek var mı? Varsa kendisiyle KFC'de bir tane best of kutu boğarım. Boğarım. Ankara'daysa buluşuruz değilse onun iline gittiğimde bir araya geliriz inşallah. Ne diyorsunuz? Bunu gördünüz mü? Hadi bir düşünün bakalım. Ben de bir çay alayım o arada. Burayı kes, burayı kesmeyeceğim ha. Hadi burayı kesmeyeceğim. Düşünün geliyorum. Çay almaya gidiyorum. Şuranın ne olduğunu bir düşün bakalım. Türevle ilgili bir şey ipucu vereyim. Elim yandı. Elim yandı. Buldunuz mu? Vay severim sizi. Evet doğru aferin. İyice kafayı yedim ben ya. Fx eşittir. integral Arkadaşlar bu bu arkadaş bak. Birincinin türevi ikincinin kendisi eksi. Birincinin kendisi ikincinin türevi. X'in türevi. Böyle paydanın karesi. Arkadaşlar burası gx bölü x'in türevidir. Birincinin türevi g türevi x, ikincinin kendisi x eksi. Birincinin kendisi gx, ikincinin türevi 1 bölü paydanın karesi x'in karesi. Tamam mı? Bunu görmeniz gerekiyordu işte. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? fx eşittir. gx bölü x artı c kaldı. Türevin integralini aldığımız için c geldi. f3 g5'e eşit. O da 6'ya eşit. Hmm. g3 de 12'ye eşit. x yerine 3 yazarsam F3 eşittir G3 bölü 3 artı C. E G3 12. Şurası 12. F3 de kaça eşit? Ee, 6'ya eşit. Burada 6. 12 bölü 3 4. 4'ü karşı tarafa atarsam C eşittir. 6 eksi 4'ten 2. Fx eşittir 2 ise şey özür dilerim. C eşittir 2 ise Fx eşittir. Gx bölü x artı 2. X yerine 5 yazıp F5'i bulalım. F5 eşittir. G5 bölü 5. E, G5 6 zaten. Yani burası 6 bölü 5. Bir de yanında 2 var. 10, 16 bölü 5. Bitti. Evet bitirdik arkadaşlar. Bence çok güzel bir dersti. İntegralin en güzel ve en önemli derslerinden bir tanesiydi. Yani özellikle şu son sayfa çok güzeldi. Burada çok fazla yıldız atacağım soru var arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. 37 çok güzel bir soruydu. 33 ben 33'e 2 yıldız atacağım. Türev ve integralle alakalı muazzam güzel bir soruydu. Arkadaşlar şurada e, bazen öyle x küpün x karenin x üzeri 5'in x üzeri 1 bölü 2'nin değil de x üzeri a'lı bir şeylerin de türevini ya da integralini alarak belli noktalara gelebilirsiniz. Buradaki 3 soru tipi de çok önemli. 31, 32, 33. Hani aralarındaki fark çok önemli arkadaşlar. Ee, o yüzden hepsini işaretlemiyorum ama 33 benim için ayrı bir yere sahip çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Polinomların derecesiyle alakalı bir soru daha çözdük ama çözdüğümüz 30. soru bence daha iyiydi. Şurada bilinmeyene alakalı güzel bir soru bak. Buna değil buna yıldız attıracağım 27. Çünkü orada d2 x kare artı m bölü x'in türevi mi yoksa sadece yukarıdakinin türevi mi? O ayrımla alakalı çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Onu da ee, dikkat etmenizi istiyorum. Onun dışında zaten standart bilmeniz kesinlikle gereken sorular var. Onları zaten biliyorsunuz. Temelde yıldızlamıyorum. Yıldızlamıyor. Yıldız atmıyorum. Şimdi 81. günü de hallettik. Vallahi hallettik, billahi hallettik. Gelin beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane günümüz kaldı ve 1 2 3 5 6 9 6 8 10 11 12 tane de videomuz kaldı. 12 video ve 9 gün sonra AYT kampını noktalayacağız. Ne kadar kulağa şey gibi geliyor değil mi? Yani öyle bir şey yokmuş gibi geliyor. Ayete kampı hiç bitmez gibi geliyor, hep devam eder gibi geliyor ama bitecek arkadaşlar, ayete kampı da bitecek. Şimdi bugün ödevleriniz var, test 3 ve test 4 ödeviniz, soru bankamızdan integral kısmının test 3 ve test 4'ü ödeviniz. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum, ödevinizden, 3. testten sanırım, 5. Ee, soru muydu, 3. soru muydu tam hatırlamıyorum. Bir tane soruyu ben çözeceğim, kalan sorularda ellerinizden öpecek tamam gelsin soru integral test 3 soru 5 şöyle güzelce bir yakınlaşalım sorumuzu çözelim bakalım şöyle gelsen, gel 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 yani aktarırken şu kesirler şey olmuştu. Kitabınızda böyle değil tabii ki. F gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere F türev x fonksiyonunun 3'e 2 noktasındaki teğetin eğimi 1 bölü 2'dir. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. F bak F'in türevinin teğetinin eğimi. Dikkat F'in demiyor. F'in türevinin 3'e 2 noktasında diyor. Demek ki 3'e 2 noktası F'in türevinde var. Yani F türev 3 2. F'in türevinin teğetinin eğimi demek. F'in türevinin türevinde 3'ün 1 bölü 2 olması demek. Yani F'in ikinci türevinde 3'ün 1 bölü 2 olması demek. Tamam mı? Bunu yazdık ikisini. Sonra şunu vermiş. F'in ikinci türevinde 9'u soruyor bana. Hmm. Şimdi burada integrali her iki tarafın türevini alırsam F'in ikinci türevine ulaşabilirim. Ama A kalır. A'nın ne olduğunu bulamam. Eee... Şöyle iki tarafta türev alalım. Demek istediğimi anlatayım size. Solda türev aldım. F'in ikinci türevinde x yaptı. Kaça eşit? İki tane e, integral a burada türev aldım ya. Türev integrali götürdü. Direkt ax kare geldi. Şimdi türevin integral integralin türevini aldığım için c falan gelmedi. İkinci türevinde 3 yazdığım zaman 9 tane a 1 bölü 2'ye eşit oldu. Her iki tarafı 9'a bölünce a 1 bölü 18 oldu. Yani arkadaşlar f'in ikinci türevinde x eşittir. Ee, x kare bölü 18. Sonra türevin ikinci türevinde 9'u soruyor. x yanında 9 yazarsam cevabımız 81 bölü 18 yapar. 3'e böldüğüm zaman 27, 3'e böldüğüm zaman 6, 3'e böldüğüm zaman 9, 3'e böldüğüm zaman 2. Yani 9 bölü 2 a şıkkı olarak bulunacak. Yani şunu da kullanmadık arkadaşlar. Belki f'in kendisiyle ilgili bir şey sorsaydı geriye falan gidip kullanabilirdik. Tamam mı? Hadi bakalım. Ödevler ellerinizden öper. Güzel bir şekilde ödevlerinizi yapıyorsunuz arkadaş, arkadaşlar. 82. günde ne yapacağız? Gelin bakalım. Bak bak serbest. Bakalım bakalım ne yapıyormuşuz. İntegral 3. Sayfa 297-299. Sanırım değişken değiştirmeye giriyorum. Artık girmenin vakti geldi. 297-299. Bakayım değişken değiştirme mi? Aynen öyle. Arkadaşlar değişken değiştirme. Burayı çok dikkatli dinlemeniz lazım. Ve burayı iyi anlamanız için de buraya kadar olan 296'ya kadar olan kısmı ve ödevleri de çok iyi yapmanız lazım. Bak yani böyle blöf yapmıyorum ha. Vallahi de billahi de çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü değişken değiştirmede çok farklı mevzular konuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. 82. günde görüşürüz. Hoşçakalın.